aile olmak çok önemli bir kavram zaten. Ama evin içinde bu pandemi döneminde çocuklar evin içinde çok sıkıldılar. İşte online'da eğitim gördüler, bunu sürdürebildiler. Sokağa çıkmamanın, sosyallik kuramamanın tabii ki dezavantajlarını onlar yaşadılar. Evin patronu oldu onlar. Heh. Hal artık böyle olunca da ne yapsınlar? Çocuklar patron oldu. Kumandayı ver, sus. İzleyelim bakalım nasıl olmuşlar evin bunlar patronu. Kim bakalım? Evi kim yönetiyor? Ben. O şekerle artık idare edersin bu gece. İdare edemem anne. İdare edemem. Evde kimin istedikleri oluyor? Benim. Hep mi? Hep. Yapmasalar? Öyle bir şey yok yani. Olmadığını düşünelim. Hayatım gider. Beğendiğin ayakkabı var. Sakinleş baba, tamam. Ben sakinim. Baba tamam. Sen tamam. Sakin değil. Baba tamam. Çocuk erkil ne demektir sizce? Çocuk erkil. Çocukların evi yönetmesi. Yönetiyorlar mı peki? Yönetiyorlar tabii. Ne derlerse oluyor. Belki bundan birkaç sene önce olsaydı evde kimin sözü geçiyor sorusuna baba ben, anne ise ben derdi. Ama artık unutun ataerkil, anaerkil kavramlarını. Bundan böyle ne dönemi biliyor musunuz? Evet, çocuk erkil dönemi. Baba benim ama ben sözüm geçmiyor evde. Evde peki kimin sözü geçiyor en çok? Benim. Babama mesela bisiklet al diyorum, hemen alıyor. Paten al diyorum, alıyor. Anne bak. Anne lütfen, anne lütfen, ne istiyorsun? Yalnız bir yandan anneyi sarsıyor. Ne istiyorsun, öğrenebilir miyim? Cevap ver ablaya. Pamuk şeker. Pamuk şeker. Annesi alacak mısınız? Tabii ki. Anne lütfen. Ama tamam dedim, bekleyeceğiz. Böyle sizi parmağınızla oynattığı oluyor mu? Oluyor, o da oluyor. Şuraya oturmaya gideceğiz ama deyip uyku saatine göre mi planlanıyor her şey? Aynen öyle. Sizi yönetiyor mu? Yönetiyor. Doğru mu bu? Yanlış. Ama yapıyorsunuz. Ya çok ısrar. Artık bunaltıyorlar beni. Ama yazık. Anneye de yazık. Aynen. Onların istediği her şey bizim evde oluyor. Mesela örnek verebilir misiniz? Baba telefonum var, işim var ama veriyorum yani. Vermeyin. Vermediğinizi düşünelim. Vermeme gibi lüksümüz yok. İsyan mı çıkar? Evet. Her dediklerinin olması sizce doğru mu? Ya tabii aslında yanlış da. Niye yapıyorsunuz? Ama yapmadan da olmuyor. Bir şey söyleyeceğim. Aynen. İtiraf edebilirsiniz. Yani aman benden uzak olsun, yapayım dediğiniz oluyor mu? Oluyor tabii ki ya. Oluyor tabii, olmaz olur mu? Bir sakin ol Murat, bir sakin ol. Lütfen, ne kadar tatlılar. Ama çocuklar bizim mi kopyalıyorlar? Ne oluyor Zeynep? Tabii canım, benim küçük oğlum yani bir gün sosyal medyada paylaşasım geliyor, kıyameti koparıyor. Ne yapıyor mesela? Kumandayı vermezsen, çizgi film açmazsa. Yani biz de tabii hani burada ben tabii ne kadar olgunlukla anlatsam da evde kuralları koymaya çalışıyorum. Kuralları koyarken de biz bizden çıkıyoruz. Eyvahlar olsun. Ama günün sonunda şu var. Bir burada küçük bir bilgi vermek istiyorum. Astrolojik bilgi. Çocuklarımızın bilgisiz kaldığına, eğitim konusunda geri kaldığından çok hayıflanan hepimiz, işte benim de örneğin hepimizin, hı-hı, olduğu gibi çok dertli olduğumuz ebeveynlerimiz var. Merak etmeyin, teknoloji öyle bir noktaya gelecek. 2026'larda, 2026-2032'lerde çocuklarımız çifter çifter diploma alacak. İki farklı kolda, iki farklı alanda okuyabilecek. O yüzden hibrit eğitim dünyada yaygınlaşmaya başlayacak. Sadece burada... Bir saniye, hibrit dediğimiz? Online eğitimler ve yeni eğitim modelleri de yayınlanıp çıkacak. Ve dolayısıyla sadece sınıflara yani gitmeyecek. Evden mi çalışacak artık? Evden de çalışacaklar ama sınıflarda sadece sınıfta olmayacaklar. Mesela bizim çok eskimizde 1954'te kapanan köy enstitüleri tekrar gündeme gelecek. Dolayısıyla organik eğitim, yani sahada eğitim, müzede eğitim, daha farklı işte üç boyutlu eğitimler yaygınlaşacak. O yüzden de merak etmeyin, o kadar akıllılar ki. Telefondaki ikonları tanıdıkları gibi o işte dijital ikonları, sosyal medya ikonlarını merak etmeyin. Bunlar telafi çözecek, edilecek yani. Telafi diyorsun. Edilecek. Emin olun telafi edilecek. Şu anki sistemle ilgisi yok. Dünya farklı bir sisteme taşınacak. Yeni bir dünya kuruluyor.